Bahar TV ekranlarından, Bahar TV mikrofonlarından merhabalar sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Yine önemli konularımızda, önemli konuklarımızda konuşmak lazım programında işte karşınızdayız. Evet, görmezden gelinen ama çok önemli elzem konularla birlikte yine ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var sevgili dostlar, değerli izleyiciler, canlı yayınımızda. Gaziantep Barosu Başkanı Sayın Avukat Ali Elibol. Efendim hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim Barış'cığım. Nasılsınız? Çok nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok çok iyiyim. Teşekkür ederim beni Gaziantep halkıyla ve buluşturduğun için. Hakikaten bizim de ara sıra böyle Gaziantep halkıyla sizin ekranlarınızda buluşup Türkiye'deki yargının, adliyenin sorunlarını, yargının sorunlarını, hukukun sorunlarını tartışmak bizim için de çok önemli. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Gaziantep Barosu Başkanı Sayın Avukat Ali Elibolla. Türkiye'deki yargı sistemini, Gaziantep'teki adliye ile ilgili sıkıntılar, avukatlarla ilgili sıkıntılar, hakim ve savcılar ile ihtiyaç olup olmadığı konusunda buna benzer konular konuşacağız. Yine yeni anayasa ile ilgili Sayın Avukat Ali Elibol'un da burada canlı yayında görüşlerini alacağız. Bizlere de canlı yayında sevgili dostlarım yazabilirsiniz. Canlı yayında bizlere sorularınızı aktarabilirsiniz. Evet, hemen şöyle başlayalım. Ali Elibol kimdir? Klasik bir girişle isterseniz. Evet. Ali Elibol 18 Aralık 1951 yılında Adıyaman Besin'de doğdu. Ortaokul ve ilkokulu Besin'de bitirdim. Daha sonra Gaziantep Lisesi'nde yatılı olarak okudum. 1970-71 yılında Gaziantep Lisesi'ni bitirdim. Evet. 71 yılında, 71'in Kasım ayında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Ve 1976 Şubat döneminde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde mezun oldum. Konya'da staj yaptım. Hı hı. Orada 2,5 yıl avukatlık yaptım. Sonra Besni'ye geldim. 7 yıl kadar Besni'de avukatlık yaptım. Evet. Sonra da işte 1987 yılında Gaziantep'e geldim. 87 yılından beri Gaziantep Barosu avukat olarak mesleğimi devam etmeye çalışıyorum. Evet. Geçen sene 2013 Ekim ayında da Gaziantep Barosu Başkanı olarak sağ olsun sevgili meslektaşlarım beni uygun gördüler ve o günden bugüne Gaziantep Barosu Başkanlığını yürütüyorum. Hayırlı olsun diyoruz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Dinleyicilere, izleyicilere çok çok saygılar sunuyorum. Peki efendim baro nedir? Yani hep duyarız baro ile ilgili birçok fikre sahibiz ama ciddi anlamda gerçek anlamda baro nedir ve şimdi baro hangi amaçla kurulmuştur? Buna dair biraz bize bilgi verirseniz. Baro kelime olarak demir parmaklık demektir. Evet. Fransızcadan geliyor bunun şekli. Ama avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Evet. Burada barolar avukatların sorunlarıyla uğraşırken bir taraftan da yargılama diyalektiğinin üç ayağından biri olan, yargının ana unsurlarından biri olan savunmanın sorunlarını da gidermeye çalışır. Evet. Şimdi ben bütün ortamlarda da bunu söylüyorum. Evet. Avukatlık sadece cübbe giyilerek yapılacak bir meslek değil. Hı hı hı. Avukatlık cübbe giyilerek yapılacak mesleğin yanında ayrıca bir avukatta olmazsa olmaz olan üç özelliğin de olması lazım. Evet. Kesinlikle demokrasilerdeki bütün daralmalara karşı avukatlar karşı çıkmak zorundadır. Hı hı hı. Bu şeyi de barolarda öyle. Evet. Çünkü avukatların ve baroların yaşama alanıdır demokrasiler. Evet. Onun için demokrasilerdeki bütün sıkışıklıklar bizi rahatsız eder. Hı hı hı. Ve burada biz nasıl ki bir adamın evinde bir rahatsızlık olursa, hı hı, evine bir müdahale olursa, ona bir tepki gösterirse, biz de demokrasiye yapılan bütün müdahalelerde, bütün daralmalarda kesinlikle taraf oluruz. Evet. Ve orada görüşlerimizi söyleriz. Evet. Artı bir avukatın olmazsa olmazlarından birisi temel hak ve özgürlüklere sahip olmak, saygılı olmaktır. Evet. Çünkü temel hak ve özgürlükler bizim beslenme kaynaklarımız. Evet. İnsan haklarıyla birlikte. Evet.
bir insanın beslenme kaynağına müdahale olduğu zaman bir insan nasıl ona tepki gösterirse biz de bu beslenme kaynaklarımıza olan müdahale olduğunda ona en sert tepkiyi gösteririz. Bu nedenle değerli izleyicilerimden sadece avukatlığın cübbe giyilerek yapılan bir meslek olmadığını o konudaki algılarını ve yargılarını değişmesi gerektiğini istiyorum ben. Hatta ben yeni stajı bitiren arkadaşlarıma, stajyer arkadaşlarım avukatlığa şey yaparken aynen şunu söyledim. Evet. Derim ki avukatlık hakikaten dünyanın en beyaz mesleğidir. Hı hı, hı. Çünkü avukata vekaletname veriyorsunuz. Ondan sonra vekaletnameyi verdikten sonra diyorsun ki benim adıma sen konuş. Evet. Konuştuğun beni bağlasın. Evet. Attığın imza beni bağlasın. Hı hı. Bu büyük bir güvendir. Evet. Çok kutsal bir meslektir bu. Yani böyle bu şekildeki beyaz meslek hakikaten üzerine konulacak en ufak bir lekeyi dahi gösterir. Aman ha aman diyorum. Bu şeye leke sürmemeye çalışın. Peki mesela bu son dönemde işte genç avukatlardan bahsettiniz. Şimdi malum ülkemizin birçok kentinde artık üniversitelerin sayısı arttı. Bunun yanında hukuk fakülteleri arttı. 9 tane hukuk fakültesi olduğunu biliyoruz. Bir yandan da vakıf üniversitelerinde biliyorsunuz hukuk fakültelerinde çok düşük puanlarla işte yurt dışında, yurt içindeki tabii onları biz buradan eleştirmiyoruz ama hani bu anlamda orada mezun olanlar yani daha düşük puanlarla biraz da böyle kendi imkanlarıyla okuyup oradan mezun olanlar nasıl görüyorsunuz? Yani bu son yeni mezun olmuş avukatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Barış'cığım bu bizim kanayan yaramız. Hı hı. Şimdi yargılama dünyanın en eski diyalektik uygulaması. Evet. Tez, antitez, sentez üzerine kurulmuş. Şimdi tez makamını savcı bizde oluşturur. Antitez makamını biz oluştururuz. Sentez makamını da hakimler oluştururlar. Türkiye'deki uygulamaya bakıyoruz. Türkiye'deki uygulama şöyle. Şimdi hakim olurken bir hukuk mezunu çifte sınava tabi ve bir de kontenjanı var. Yani hukuk fakültesini bitiriyor. Bitiriyor. Daha sonra iki farklı sınava giriyor. Hem yazılı hem sözlü sınava giriyor. Bir de kontenjan var. Atıyorum 500'den fazla kişiyi savcı olarak almıyor bir durumda. Evet. Hakim olurken de öyle. Mübaşir olurken, katip olurken öyle. Ama yargının sivil ayağı, bireyin yanındaki, bireyin hakkını savunan avukatta ise nedense devlet bu şekilde bakmıyor. Evet. Ve diyor ki bizim yıllardan beri verdiğimiz kavga, evet. Hatta bu ayın 30'unda da şey yapacağız, olağanüstü genel kurulumuz var. O genel kurulda da bu sınav sistemini bir yönetmelikle çözmeye çalışıyoruz. Sadece hukuk için mi yoksa Türkiye'deki genel sınav sistemi için mi konuşuyorsunuz? Hayır, sadece yani, avukatlık için hukuk, biz. Tabii, evet, hukuk fakültesi için. Bizim bir üst kuruluşumuz. Evet, zaten geçen hafta içinde de Sayın Metin Feyzoğlu buradaydı. Buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Maraş'a gelmişti. Buradan Gazze Caddesi'ndeki patlamayla ilgili, ziyaretlerle ilgili orayı da görmek istiyorum dedi. Gerçekten değerli başkanım çok Türk insanının sorunlarıyla çok ilgili. Çok hakikaten onun da içi yandı o şeyle. Geldik burada. Yeri inceledik. Evet. Sonra o yangında hayatını kaybeden insanların ailelerine uğradık. Orada taziye ziyaretine gittik. Buradan da onlara geri tekrar başsağlığı diliyorum ben. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun Allah diyorum. Sabırlar versin geride kalanlara da. Evet buyurun. Yani devam edelim. Şimdi yargının o üç ana unsurundan biri olan savunmayı bu kadar niteliksiz hale getirmenin mantığını anlamıyorum. Şimdi 2002 yılında çıktı. Avukatlığın da sınavla alınması gerektiği konusunda sınava şey yapacaktı. Fakat 2003 yılında bu yasa iptal edildi. Ve ondan geri tekrar sınavın yapılmaması gündeme geldi. O günden bugüne devam ediyor. Fakat 2009 yılında Anayasa Mahkemesi bu sınavın yapılmamasını getiren yasayı iptal etti. Öyle. Tabii. Hukuka saygılı bir devlet
Şimdi burada şey var, hukuki boşluk doğdu. Evet. Anayasa Mahkemesi kararları biliyorsunuz, ihtiyaci değil. Evet. Yeni bir durum ortaya çıkarmıyorlar. İptal ediyor, iptal ettiğiyle kalıyoruz. Evet. Yani geriye dönmüyor. Hı-hı. Geriye dönmediği için şimdi burada hukuka da saygılı bir devletin hemen orada bir hukuki düzenleme yapması gerekir. Ve avukatlık kanununa sınav şartını koyması lazım. Koymadılar. Konmadı. Bu konuyla biz o günden beri çok uğraş verdik 2009 yılından beri. Adalet Bakanlarıyla bunlar konuşuldu. Hatta Sayın Bakan bu konuda ben çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum Sayın Bakan'ın. 7-8 şeydi herhalde, Ocak'tı tahmin ediyorum, evet. 2003'ün. Bizim Baro Başkanlar Kurulu toplantısına da geldi. Evet. Orada bir 7-8 saat bizimle oturdu. Çünkü o da avukatlıktan geliyor. Evet, kendisi de avukat. Evet. Bunların ve şeyin öncelikle bu şeyi koyacağını söyledi. Ama o günden bugüne tabii şey olmuyor, konulmadı. Fakat şu anda 21-22 şeyde Kasım'da bakanlığın da bu şekilde bir çalışması olduğunu duydum ve sevindim. Evet. Ama inşallah böyle hukuk devletine yaraşır bir şeyin çıkması gerekir. Evet. Şimdi burada bunu niye söyledin diyeceksin Barış'cığım. Şimdi hukuk devletinin anayasa şöyle tarif ediyor. Hukuk devleti vatandaşlarıyla idarecilerinin kendilerini hukuk kurallarıyla bağlı sayması ve ona uygun davranması diyor şey yapar. Şimdi hukuk devletinde de yargının bağımsızlığı esastır. Evet. Evet, yargının bağımsızlığı esas. Fakat yargının bağımsızlığında yargının bir ayrı bir özelliği var. Şeyde demokrasilerde. Evet. Yargı demokrasiler bir dengeleme, bir denetleme şeyidir, sistemidir. Evet. Şimdi eğer demokrasiyi sadece sandık olarak görürseniz, İkinci Dünya Savaşı'ndaki dünyayı İkinci Dünya Savaşı'na sokan manzarayla karşılaşırsınız. Evet. Çünkü biliyorsunuz Hitler'de, Mussolini'de, Franco'da bunlar da seçimle geldiler. Evet. geldiler ama onları denetleyen bir mekanizma. Hukuk devleti mantığı o zaman olmadığı için ve bunlar kendi faşist diktatörlüklerini kurdular. Dünya toplumu bu sefer toplandı. Avrupa İnsan Hakları beyannamesini hazırladılar ve artık sadece dediler demokrasiler seçimle değil. Seçim tabii ki bir ayağıdır. Sandık çok önemli bir ayağıdır. Önemli bir ayağıdır. Bir kontrol mekanizması. Tabii onu lazım. Kontrol edecek şey de yargıdır. Yargıdır. Mesela Anayasa Mahkemesi meclisten çıkacak yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler. İdare mahkemeleri ve Danıştay hükümetin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin, icraatların hukuka uygun olup olmadığını denetler. Evet. Adliye mahkemeleri toplumda haksızlığa uğradığını uğradığı iddiasında olan insanların veya durumlarını hakikaten haksızlığa uğramış mı? Bunu denetler. Ama şu da bir gerçek. Bunu ben A iktidarı, B iktidar olarak söylemiyorum. Evet. Bütün iktidarlar yargıyı sarıp sarmalamak isterler. Evet. Kendilerinin elinde olsun isterler. Kendilerinin dediğini yapsın isterler. Ama yargının da yapısı gereği bunun olmaması lazım. Bir şeyin yargı işte bir iktidara bağımlı bir yargı oluşursa işte orada artık otoriter bir anlayış hakim olur. Evet. Bu da demokrasiyle tamamen çelişir. Evet. Peki bunu bu şekilde kapatayım. Onun sonra yeni sorularına alayım. Aslında yine çok güzel ve önemli konular ama tabii zamanımız da dar. Evet. Zaten birazdan da yine Nizip'ten canlı yayınımız var. Onun için biraz böyle kısa tutmak lazım ama umuyorum ki ileriki zamanlarda tekrar sizi konuk edersek. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili gerçekten çok önemli konular var. Onu konuşmak. Biraz evvel beklerken bekleme odasında yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey. Evet. Telefonla görüştük sağ olsun. Baroyla
birlikte bir hukuk köşesi hazırlayalım. Evet, diye. Bizim de bir bu çok harika bir projemiz vardı. Evet. Biz de Gaziantep Barosu olarak buna hakikaten katkı sunarız. Evet. Çünkü Gaziantep halkının birçok sorununu bize şu anda iletemiyorlar. Evet, bir halbuki arada bir bu evet, tür yayınlarda, evet, bu tür yayınlarda bu şeyi de inşallah giderilir. Biz de projelerimizden bizim de var bir şey, evet, böyle bir şeyimizden birisi. Yani sizlerle vatandaşı buluşturacak, buluşturup artık sorunları çözüme kavuşturacak. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet. Öyle bir projemiz var. Evet. İnşallah biz de, ileriki dönemlerde onu gerçekleştireceğiz. Biz de buna Gaziantep Barosu olarak çok memnun oluruz. Çok, evet, büyük ölçüde katkı sunmaya, evet, çalışırız. Çok teşekkür, evet, ediyorum. Peki Ali Bey, ya Türkiye'deki genel sıkıntı nedir? Yani adliyelerde fiziki anlamda bir sıkıntı var mıdır? Ya da hakim ve savcıların dava süreleri, o davayı çözme kavuşturmaları, karara bağlamaları. Şimdi bir bakarsak mesela Türkiye'de bir davanın karar ortalaması ne kadar bir zamana yayılmış? Şimdi karar ortalaması şu kadar demek şey. Şimdi yani böyle bir ortalama. Ortalama aslında normalinde davaların bir yıl içerisinde bitmesi lazım. Bir yıl. Bir yıl içerisinde. Hı-hı. Ama bu küçük yerlerde daha zor. Evet. Küçük yerlerde mesela Taşlı ilçelerinde. Taşlı küçük ilçede. Hı-hı. Ben hatırlıyorum şeyde. Ben 1951 doğumluyum. 1951 evet, doğumluyum. Sonunda şey yaptım. Besni'de bir kadastro davası vardı. Hı-hı. 1951 şeyliydi. Esaslıydı. Hı-hı. Düşünün yani bunlar. Yani neredeyse. Tabii benimle aynı yaştaydı böyle. ama şu anda sanki yargının şeyi biraz daha azalıyor. Mesela yani mekan olarak. Süreler azalıyor mu? Tabii bu fiziksel mekan, anlamda. Tabii mekan olarak. Şimdi şey biliyorsunuz rahat bir çalışma ortamı, evet, olmazsa orada üretilen şey de, evet, kalitesiz olur. Niteliği azalır. Niteliği azalır. Evet. Onun için ben şu andaki şeylerle adliye binalarının, hı hı, iyi olduğunu, iyiye doğru da gittiğini, evet, görüyorum. Hı hı. Zaten içindeyiz. Mesela kaçta? 2007'de yeni adliye binamıza geçtik biz. Evet. 2007'de. Eski adliye binamızın belki de 3-4 katıydı. Çok daha, evet, çok ciddi bir büyüklüğü. Ama hı hı, şu anda orası yetmedi. Yetmedi. Şu andaki yer de yetmiyor orası tabii. Yetmiyor. Yeniden bunun, ek bina mı? Bunun 1,5 katı büyüklüğünde artık bu mu ek bina olur, o mu ek bina olur onu bilmem. Tartışılır evet, diyorsunuz. O, bunun 1,5 katı büyüklüğünde, evet, bir şey ek bina yapılıyor. Evet. Burada da hakkını teslim edeyim. Bizim, evet, benim çok sevdiğim insandır sevgili başsavcımız. Evet. Bir hayli bu konuda, hı-hı, emek veriyor. Hı-hı. Onun da hakkını kendisine buradan teslim edeyim ben. Evet. Evet. Yine izleyeceğimizden sorulara geliyor, onu da aktaracağım size tabii, ama. Tabii. Mesela İslahiye'de de ilçemizde de bir adliye binası yapıldı. Nedir yani, hani böyle ilçelerimizin de ihtiyacı var mıdır ciddi kesinlikle anlamda? Kesinlikle var. Şimdi sadece bakın, merkezin değil. Bakın şimdiye kadar şimdi şeyin bütün ilçelerdeki ve illerdeki köhnemiş yapılar şeydi, adliye binalarıydı. Evet. Hatta hani bir adama böyle asık yüzlüyse derlerdi ki ya yüzü mahkeme duvarı gibi falan derlerdi böyle. Evet, evet. Soğuk ve işte böyle çirkin bir yüz olarak şey yaparlardı. Bu şu anda o şeyden o tabirden kurtuluyor. Bir imaj değişikliği. İmaj değişikliği yapılıyor. Güzel ortamda insanlar gelip yargılanıyorlar. Yargılamak tabii ne kadar güzel değilse de, evet, onları yargılarken bile güzel ortamlarda şey yapmak, hı-hı, gerekir. Evet. Bence iyiye doğru şeyler, adımlar var. Hı hı. Esas tabii eleştirilerim herhalde daha sonra şey yapacağım, bir takım eleştirilerimiz de vardır. Hı. Ha, bunu da hemen bir parantez açarak bir şey söyleyeyim. Şimdi biz avukatlar, evet, yapımız gereği muhalif insanlarız. Evet. Muhalif insanlarız çünkü o yargılama diyalektiğindeki antitezi biz ileri süreriz. Hı hı. Ve de antitez gerçekten diğer düşüncenin doğru olup olmadığını sınama hakkı verir ona. Evet. Hı hı. Onun için bizler öncelikle ötekinin hakkını koruruz. Evet. Onun için de demokrasinin olmazsa olmazından birisi biziz. Evet, yani sizlersiniz. Hukuk devletinin, hakikaten yargılamanın olmazsa olmazı biziz. Hı. Avukatlar. Ya mesela bir davayı alırken önemli bir dava, işte bir cinayet davası. Neye dikkat edersiniz? Yani işte katil zanlısının avukatlığı size teklif edilse. Tabii şu anda. Yani niye istinaden? Şöyle. Nasıl değerlendirirsiniz? Çok hakikaten. Aldım o şeyi. Evet.
sorunun altındaki inceliği aldım. Şimdi bu kamuoyunda yerleşmiş bir kanaattir. Evet. Derler ki ya adam işte öldürmüş. Evet. Yani bunun daha sen neyini savunacaksın? Evet. Yani niye böyle şey yapıyorsun derler. Şimdi ama herkesin savunma hakkı vardır. Hakkı evet. vardır. Evet. Şimdi adam öldürmenin de beraattan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar giden şeyleri vardır. Evet. Buna biz şey deriz, meşru müdafaa deriz mesela. Evet. Mesela ağır tahrik deriz, hafif tahrik deriz. Evet. Bunlar şeyde bir insan kolay kolay bir adam öldürmez. Evet. Kolay kolay. Şimdi yürürken ayağınızı böyle atarsınız, bakarsınız bir altta şey karınca var. Evet. Ona basmamaya çalışırsınız. Evet. Ve ben hiç unutmuyorum bir gün Besin'den geliyorum bu olayı da sizin vasıtanızla evet. Gaziantep halkıyla paylaşayım. Evet. Besin'den geliyorum böyle şeyde havada Temmuz sıcak öğlen şeyi baktım bir yılan gidiyor şeyden ama kafayı dikmiş böyle gidiyor. Evet. Ya inan bana Barış'cığım yılana basmayayım, öldürmeyeyim diye şarampole girdim çıktım. Evet, yani doğru. Canlı öldürmek kolay değil. Gerçekten evet. Canlı öldürmek kolay değil. Ama öyle de bir şey var ki bazen işte şeye gelir, bela kapıya gelir oturur. Evet. O belayı da bazen def etmek zorunda kalırsınız. Evet. İşte avukatlar biz gri alanda şey yaparız. Bizim için her şey siyah beyaz değildir kesinlikle. Evet. Gri alanda savunma yaparız. Hı hı. O ve şeye yargıca o sentez makamına olayın beyaz mı siyah mı olduğunu o gri olay şeydeki alandaki mücadelemizle ortaya evet. koruruz. Yargıç da orada veya siyah veya beyazdır diye bir karar verir. Evet. Şimdi bir izleyici Emine Hanım soruyor. Demiş ki mesela Münevver Karabulut cinayetinde İşte biliyorsunuz Türkiye'yi çok uzun zaman meşgul etmişti. Evet. İşte kesildi, çöp konteynerinde bulundu falan. Böyle bir davayı işte gelseydi kabul eder miydi diye sormuş. Yani savunulacak neyi var? Şimdi mesela. Şimdi neydi ismi arkadaşımızın? Emine Hanım'a buradan Hanım. Ben merhaba diyeyim. Biz Emine Hanım'mış. Evet. Biz de şu anda hani dedim ya bizim anayasamıza göre herkes savunmaya müstahak. Savunma yani, hakkı var. Hatta kimse bu davayı almadığı zaman mesela ben birçok dava baronun bana gelseydi böyle, almazdım. Baronun da böyle davayı. Bir şeyi var mıdır? Yani işte oraya geleceğim. Evet. Kimse avukat o şey yapmazsa ona biz CMK şeyimiz var. Ceza evet. Muhakemeleri kanunu gereği servis şeyimiz var. Servisimiz var. Departmanımız var. Oradan avukat tayin ederiz. Ücretsiz çünkü, bir tabii, şekilde. Çünkü daha sonra bunun sebebi de şu. Ben işkenceyle böyle ifade verdim. Evet. Aslında ben bunu ben yapmadıydım. Yapmadım. Çünkü işte o olayı hatırlarsanız ben şeyden basından medyadan izledim biraz o zamanlar. Evet. Kendisinin yapmadığını falan iddia ediyordu. Hı-hı. Daha sonra çok harika bir kriminal şeyle. Evet gerçekten Türk polisinin soruşturmasıyla. Çalışmasıyla. Duvardaki kanlar silinmiş olmasına rağmen. Evet. Sonra oradan şeyde kan örnekler alındı ve olay çözüldü. Evet. Evet. Ama orada gene avukat arkadaşımız tabii ki bunu savunacaktır. Bir avukat onu savunuyor diye o beraat etmez. Evet. Yani, avukatın, ama o, avukatın da biraz da mesela insani, vicdani bir tarafıyla bunu biraz düşünmesi yani şimdi kabul de, ederken. Şöyle, şimdi oradaki şunu yapmak lazım. Eğer avukat, şimdi avukatlık mesleği de aslında adaletin gerçekleşmesine ışık tutacak bir şeydir. Evet. Ayaktır evet. şeyin adliyenin, şeyin yargının o ayağıdır. Hı hı. Biz yani avukatların böyle orada yalan deliller üretirse zaten görevini kötüye kullanmış demektir. Olur. O eğer o şekilde bir şey saptanırsa o avukat hakkında soruşturma evet. açılır. Evet. Ama bizim orada bulunmamızın şeylerinden birisi belki sanık kendisi lehine olan bir delili sunmak istemez. Evet. Biz deriz ki şimdi avukat o sanığın bildiği her şeyi bilmek zorunda. Ben peki gider. Sanık yani bak, gerçekleri anlatmıyorsa yani yanıltıyorsa avukatı yanıltıyorsa. Şimdi, avukatı yanıltıyorsa gene yanıltır. evet. Şey, davanın seyrini mutlaka değil. Bir adamın, evet, bir değil, adamın evet. kendi kendine. Şimdi ben yalan üzerine yanlış üzerine bir savunma kurarsam zaten o davayı kaybeder. Çöker. Evet. Çöker. Evet. Ben derim de müvekkilime senin bildiğin neyse bana söyle. Evet. Bana anlatır.
derim kardeşim. Ve çok davaya ben bırakmışımdır. Evet. Almadım. Hayır, ben bu davaya girmem kardeşim. Hı. Sen burada şeysin. Haksızsın. Bana göre de şey alırsın. Evet. Gider başka avukat şey tutar arkadaşımız. Ama avukatın orada bulunmasının şeyi artık bana işkence yapıldın iddiasında bulunamaz. Evet. Tabii. Evet. Benim işte savunma hakkım kısıtlandı iddiasında bulunamaz. Evet. Bu da çok önemli. Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından biridir. Emine Hanım'a buradan ben yine saygılarla söyleyeyim. Hı hı. Kesinlikle %100 suç işlediğini bildiğimiz kişinin bile bir avukata ihtiyacı vardır. Vardır diyorsunuz. Tabii orada hiç olmazsa uluslararası çok önemli bir insan insan hakkı olan savunma hakkının kısıtlandığı iddiasında bulunamaz. Onun için çok önemlidir. Evet. Peki efendim, yani Türkiye'de ya da Gaziantep'te en çok hangi alanda dava açıyor? Yani buna dair bir ortalama var mıdır? Şimdi her çeşit davalar var. Her çeşit davalar var. Gayrimenkul davaları çok. Son zamanlarda tabii icra takipleri bayağı yoğunlaştı. Ama icra takipleri artık bu çek kanunundan ve ev eşyalarının hacizinin artık mümkün olmaması şeyinden artık biraz daha azalış gösterdi. Ama dikkat çeken çok önemli boşanma davaları var. Evet. Bu boşanma davaları bakın 2007'de buraya gelirken, yeni binaya gelirken adliye iki tane şey vardı. Aile mahkemesi vardı. Ondan önce aile mahkemeleri yoktu. Asli hukuk mahkemelerinin içinde bir şey olarak, küçük bir dava şekli olarak giderdi şeyler. Boşanma davaları. Sonra iki tane aile mahkemesi kuruldu. Yetmedi. Buraya geldi. Şu anda altı tane şey var. Aile mahkememiz var. Ve 6 tane aile mahkemesi de şu anda tahmin ediyorum yetmiyor. Bunun altında tabii bunun bilim adamları bu işin bilimsel incelemeye tabi tutulması lazım. Evet. Sosyolojik, psikolojik şeye bir incelemeye tabi tutulması lazım. Evet. İnsanlar acaba artık kahır mı çekmiyorlar? Yoksa ekonomik özgürlük mü şey yapıyor? Artık ya ben artık niye kahrını çekeyim? Benim kadınların da biraz iş hayatında daha aktif olmaları, daha belirleyici pozisyonda olmaları. Tabii bizde bir de şey var. Erkek egemen bir toplumuz. Evet. Biz her ne kadar şey yaparsak yapalım erkek egemen toplumuz. Erkekler daha böyle kadını biraz daha evde benim sözüm geçsin derler. Şu anda medeni kanununda artık evin şeyi reisi erkek değil. Evet. Şey de kadınla birlikte şey yapanlar. Eşit oranda hak sahibi. Tabii. Bunlar herhalde bir kültür meselesi. Zaman içerisinde bunlar çözülecektir. Ve işte bu çatışma, bu kültür çatışması bu sefer kadına şiddeti ve kadın öldürmelerini gündeme getiriyor. Evet. Erkek bu ilkel bir şekilde artık şey yapmıyor. Ya nasıl olur işte benim işte annesinden babasından görmüş. Babası karısını höt dediği zaman oturur. Evet. Ya, fakat yedler höt dediği zaman oluyor ki sen höt diyor. Peki efendim yani bu mesela bu boşanma davalarının önüne geçilmesi için bir ara komisyon, bir uzlaştırma komisyonu gibi bir şey var mı, öyle bir çözüm önerdiniz? Yani şöyle bir uzlaştırma olabilir komisyonu mi? Değil de ya da böyle tekrar bir gözden geçirin. Yok, zaten o şu andaki usul hukukumuzda var. Önünceleme şeyi var. Evet. Önünceleme aşamasından sonra ilk önünceleme duruşmasında mahkeme yargıcı iki tarafı sulhe davet ediyor. Evet. Diyor anlaşamaz mısınız diyor. Bunu sonra şimdi eğer taraflar o anda orada anlaşmışlarsa anlaşmayı zapta geçiriyor ve anlaşmayı onaylıyor. Anlaşamıyorlarsa çoğu zaman tabii anlaşma olmuyor. Sonra yargılama aşamasına geçiyor. Yargılama aşamasında tanıkları dinliyor, delilleri topluyor. Bakıyor ki bunlar eğer ayrı yaşarlarsa 2-3 ay, 5 ay, 1 sene neyse ayrı yaşarlarsa, çünkü birçoğu insanlar böyle artık birlikte olmaktan bıkıyorlar bazen. Evet, evet. O birbirlerinden ayrı kaldıkları zaman böyle evli misiniz? Barış ben Bey, evet. Evlisiniz. Evet, şimdi evet. Şeye çıktığınızda
diyelim ki bir hafta 10 gün iş gezisi ya da çıktığınız zaman evi özlüyorsunuz. Evet, evet. Hanım özlersiniz, çocukları evet. özlersiniz, evin o sıcaklığını, evet. havasını özlersiniz. Evet. Bu da hakikaten bu çok bilimsel bir şeydir. Evet. Yöntemdir. Hı-hı. Hakim de diyor ki siz diyor biraz diyor kafanız dinleyin bakın. 2-3 ay görüşmeyin. 2-3 ay bir seneye kadar ben diyor evet. siz diyor ayrı yaşamaya karar verdim. Diyor. Ama diyor bir araya gelmeyeceksiniz. Evet. Bir araya geldiğiniz anda artık siz anlaştınız derim ve ayrılık sebebiyle artık ben sizin evet. boşamam. Hı-hı. Eğer bir sene sonra hala gelip de biz hayır bizim daha bu şeyimiz devam ediyor, boşanma hı-hı. talebimiz devam ediyor, düşüncemiz devam ediyor derseniz de ben diyor bir araya gelip gelmediğinizi araştırırım. Hı-hı. Bunu saptarsam boşanmanıza karar veririm evet. diyor. Evet. O önemli. Yani şeyin boşanmaya hukukumuz bu şekilde bir uzlaştırma yöntemi bulmuş. Yani. Şimdi evet. biraz programı işte toparlamam lazım. Nizbe canlı yayına bağlanacağız Sayın Başkanım. Hemen hızlı hızlı gidelim. Peki bu balyoz Ergenekon ve 28 Şubat davasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Hızlı bir şekilde hemen alırsak. Şahsi kanaatiniz ve baro olarak. Şahsi kanaatim şimdi tabii baro olarak şimdi bir sürü farklı herhalde. Bir sürü bir şeyde baroda evet. düşünen arkadaşlarımız evet. var. Evet. Bu da çok doğal. Evet gayet. Ama evet. benim ben Kanal B'de de bir şeye böyle canlı yayına çıkmıştım. Evet. Orada da ben anlattığım durumu. Hı-hı. Balyoz, KCK ve Ergenekon davaları. Hı hı. Hukukun ihlal edildiği davalardır. Hı hı. Niye derseniz, çünkü demokrasilerde özel yetkili mahkemeler olmaz. Özel DGM'nin yerini alan mahkeme tabii, evet, yani tabii. Özel yetkili mahkeme dediğiniz evet. devlet güvenlik mahkemesi kapatılan DGM'lerin yerini alan mahkemelerdir. Demokrasilerde hukuk tek mahkemeyle yönetilir. O da genel mahkemelerdir. Hı-hı. Ağır ceza mahkemelerimiz var. Mesela bizim evet. burada şu anda 6 tane ağır ceza mahkememiz evet. var. Evet. 6 tane de pırıl pırıl başkanımız Hı-hı. ve yönetim orada şeyler var, üyeler var. Evet, mahkeme üyeleri Hı-hı. var. Bunlara neden güvenilmez de Hı-hı. bir başka mahkeme kurulur ve o mahkeme sadece onları şey yapar. İhtisas mahkemesi ise bu mahkemelerden mesela olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için olabilir mi? Mesela örnek olarak söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'nın sırasında işte bu işte Kurtuluş Savaşı sırasında da şey var mesela. İstiklal mahkemeleri var. Onu evet. Yani hani olağanüstü bir durum söz konusu. İşte olağanüstü bu devrimdir. Evet. Devrim mahkemesidir. Orada o mahkeme değil. Hı-hı. O bir tasfiye mahkemesidir. Evet, anladım. Bir devrim yapılmış. O devrimin muhaliflerini Hı-hı. yargı eliyle şey yapma. Onu ben bağımsız mahkeme değil. Yani şu anda demokrasi var. Evet. Demokraside yani bir devrim mi var yani şeyde eğer bir devrim varsa bilelim. Evet. Devrim yok. Onun için demokrasilerde Hı-hı. bütün fertler genel mahkemelerde yargılanmak zorunda. Özel soruşturma usullerine, evet. özel yargılama usullerine, özel delillerle ne bileyim gizli tanıklar şunlar evet. bunlarla böyle evet. şey yapmak bence şey değil. Hele hele bir şeyin altını yine burada da özellikle çizeyim. Üçüncü yargı paketiyle şey kaldırıldı. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Evet. Eğer fakat orada da tekrar geri ellerindeki davaları bakana kadar devam edecekler. Evet devam etsinler. Varlığını devam ettirecek. Hukuken bitirmişsin. Evet. Yani fiilen sen nasıl bunu şey yapıyorsun? Hı. Bunun şeyde hukuk şeyinde tarihinde Hı. hukuk literatüründe sürecinde Hı. Hı. bu çok tartışılacak Hı. kararlardır. Hı. Hı. Bitirmişsen şeyi mahkemeyi kapatmışsan normal bir arıza mahkemesine şey yap. Dosyayı gönder, arıza mahkemesi bunu şey yapsın. Peki son olarak efendim biliyorsunuz işte 80 darbesiyle birlikte bir 82 anayasası vardı. Evet. Kısaca sivil anayasa ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi sunuyorsunuz? Şimdi benim kanaatime göre evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerek kanunu nasıl kanun yapıyorsa anayasayı da çok rahat yapabilmeli. Evet. Ama bunu nitelikli çoğunluk diyeyim. İşte 4'te 3 mi olur? Evet. 3'te 2 mi olur? Neyse bir çoğunlukla yapması lazım. Çünkü anayasalar bir toplumsal uzlaşma belgeleridir. Evet. Onun için toplumun mümkün olduğu kadar geniş bir kesiminde tartışılmalı. Bütün katmanlarını kapsayan ve üzerinde mutabık olduğu Hı-hı. bir şey yani bir kanun değildir o. Evet. Hemen değiştirilecek bir şey değildir. Toplumsal uzlaşma belgesidir ve şey yapmak gerekir. Evet. Şimdi son bir mesajımızı ben okuyayım.
Sayın Başkanımıza sonsuz sevgiler sunuyorum. Kendisi başkan olduğu zamandan bu yana Gaziantep'te avukatlar gerçek anlamda sahiplendi. Hepimizi öz kardeşi gibi sahiplendi. Ve meslek olarak tecrübelerinden faydalanıyoruz demiş. Avukat Hasan Gür diyorum. Çok teşekkür ederim Hasan'cığım. Evet, ben katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ederim. Zamanımız kısıtlıydı. Hemen canlı yayına bağlanacağız. Umuyorum ileriki zamanlarda tekrar sizi konuk etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Barış'cığım ben teşekkür ederim. Ve bu vesileyle de tekrar Gaziantep halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar, konuşmak lazım programından bugünlük bu kadar diyorum. Yarın yine önemli bir konumuz gelecek. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Bahar TV'den ayrılmayın.